Hindistan, baştan çıkarıcı zenginlikler ülkesi, Kohinur elmasının ülkesi. Efsaneye göre bu paha biçilmez elması insanların açgözlülüğünü sınamak isteyen Tanrı Krishna vermiş. Krishna böyle bir güzellik ve zenginliğe sahip olan insanlar için acaba hayvanlar gibi mi davranacaklar yoksa bilgeliğe mi ulaşacaklar diye düşünmüştü. Bu Hindistan ve fatihleriyle ilgili bir hikayedir. Biri güneydeki dağlardan inmiş, diğeri denizlerden gelmiş. İkisi de servet ve iktidar hırsıyla olur. Her biri Krishna'nın sorusuna ayrı bir cevap olacak. Bilge mi? Hayvan. Hindistan'a 300 yıl boyunca Babür İmparatorluğu hakim oldu. Dünyanın harikalarından biri olarak sayılan beyaz mermerden yapılmış ışık saçan Tac Mahal bir Babür İmparatoru tarafından yaptırılmıştır. Babür Sarayı'nın zenginliği ve süsleri efsanelere konu olmuştu. Babür kralları buradaki ünlü altın, zümrüt ve safirden yapılmış taht üzerinde oturup ülkeyi yönetirdi. Babür İmparatorluğu'nun kendisi ve bunca zenginliği tek bir adamın mirasıydı. Bu önemli tarihi kişi bir ozan, bir katil, Hintli bile olmayan bir göçmendi aslında ve adı Babür'dü. Babür 1483'te Orta Asya dağlarında küçük bir krallık olan Fergana'da doğdu. Fergana, her biri kendi küçük imparatorluğunu kurmak için mücadele eden rakip hanedanlar arasındaki kanlı satranç tahtasında bir kareydi. Ama Babür küçük bir imparatorlukla yetinmeyi düşünmüyordu. Babür'ün hanedanlığı yarı Türk, yarı Moğol. Persler onlara Mughal diye hitap ederdi. Babür, Orta Asya tarihindeki iki önemli fatihin soyundan geliyordu. Cengiz Han ve Timur. Ve Babür, onların anısına yakışacak bir şeyler yapmak istiyordu. En başından itibaren Babür, Cengiz Han ve Timur'dan ilham almaya çalışıyordu. İkisi de onun kahramanıydı. Nihai hedef olarak kendisine Hindistan'ı seçmesinin altında da muhtemelen bu sebep yatıyordu. Asil kanlı Babür 11 yaşında Fergana'yı devraldı. Diğer generaller neredeyse hemen yönetimi elinden almaya çalıştı. Savaşta talihin bu kadar genç birinin aleyhinde olması hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Çok geçmeden krallığının büyük bir kısmını kaybetti. Adamlarının çoğu da servetlerini korumak için onu terk edip daha çok umut vaat eden liderlerin tarafına geçti. 700-800 kadar savaşçım ve generalim beni terk etti. Çok kötü bir darbeydi. Ağlamama engel olamadığımı hatırlıyorum. Sadece 15 yaşındaydı. Bu genç Babür'e acı veren çok sert bir ders olmuştu.
Ama ilk başarısızlıklar onu sertleştirmişti. Hükmetmek ve fethetmek istiyorsanız işler ters gittiğinde kollarınızı kavuşturup beklemezsiniz. Harekete geçersiniz. Harekete geçmek savaş demekti. Bulabildiği kadar sadık adamıyla kendisinden güçlü komşularına karşı acımasız bir gerilla savaşı başlattı. Adamlarıyla birlikte zaferle yenilgi arasında gidip geliyordu. Müttefikleri onu terk etti. Düşmanları müttefik olmuştu. 1501'de bir gün bir müttefikine sadakatinin göstergesi olarak vermiş olduğu kılıcın ertesi yıl neredeyse kafasını biçecek kılıç olduğunu gördüğünde gülmeye başladı. Tek sadık dostum sadece kendi ruhumdu. Kendi kalbim, en güvendiğim dostumdu. Babür'ün en büyük hedefi ataları gibi güçlü bir hanedan kurmaktı. Varisi olacak çocukları olmalıydı. Kadınlar karşısında çok utangaç olduğu için annesiyle kız kardeşlerinin onu ilk eşiyle yatması için zorladığını kabul etti. Ama kısa süre sonra daha çok eşi ve bir de Babür'ün bütün hayallerinin ağırlığını yüklenecek Hümayun adlı bir oğlu olacaktı. Soyunu garantiye aldıktan sonra aklını kurcalayan tek bir soru kalmıştı. Oğullarına ne bırakacaktı? Krallığını kaybetmişti ve Orta Asya'dan çıkmaya zorlanıyordu. Öyleyse soyu hangi topraklarda büyüyecekti? Babür'ün bir komutan olarak ünü ve bununla birlikte gelecekte bir hükümdar olacağı düşüncesi yavaş yavaş büyüyordu. Fetih ve ganimet vaatlerinin cazibesine kapılan diğer hanedanların komutanları ona katılmaya başlamıştı. ...1504'te... Babür'ün talihi daha iyiye doğru keskin bir şekilde döndü. Güneyde Kabil'deki Afgan krallığının kargaşa rüzgarlarına kapıldı. Burada bir şansı olabileceğini düşündü. ...21 yaşındayken Babür küçük ordusuyla birlikte dağlardan ayrılarak Kabil'e doğru yola çıktı. Şehre yaklaşırken ona başka savaşçılar da katıldı. Birlikte şehirde fırtına estirdiler. Kabil Savaşı kısa sürdü. Zafer Babür'ündü. Yeni memleketine yerleşirken Babür Afganistan'a, sakin iklimine ve yüksek platolarının yanından akan nehirlere hemen aşık oldu. Kabil yeni bir başlangıcı işaret ediyordu. Göçmen yıllarının sonu gelmişti. Ama tabii imparatorluk hayallerine son vermemişti. Güneyde, yakın sayılacak mesafede geniş, bereketli Hint ülkesi Hindistan uzanıyordu. Zenginlikleriyle ilgili pek çok hikaye duymuştu. Bunu elde edebileceğini fark etmişti. Kabil'i aldıktan sonra gözümü Hindistan'a dikmiştim. ...1504'te Hint alt kıtası bağımsız krallıklar ve sultanlıklara ayrılmış bir kara parçasıydı. Güneyde Hindular, kuzeyde daha çok Müslümanlar vardı. Bunların en büyüklerinden ve en güçlülerinden biri de Delhi Sultanı'nın kontrolündeki Hindistan'dı. Babür,
Hindistan ordularıyla doğrudan savaştığında hiçbir şansının olmadığını biliyordu. Ama Kabil'i aldıktan sonra Kuzey Hindistan ovalarına sadece görmek için keşif baskınları yapmakta hiç vakit kaybetmedi. ...1505'te küçük bir orduyla güneye ilerledi. Gördüklerinden büyülenmişti. Daha önce böyle bir sıcak ya da Hindistan gibi bir yer görmemiştim. Bitkiler farklıydı, ağaçlar farklıydı, hayvanlar ve kuşlar farklıydı. Halklar ve insanlar farklıydı, davranış ve gelenekler farklıydı. Büyüleyiciydi. Gerçekten büyüleyici. Hindistan en uç beklentilerin dile üstündeydi. Çok güzel işlenmiş kumaşlar, rafine şeker, parfüm ve baharat buldu. Bu topraklar gerçekten de zengindi. Kabil'e döndüğünde tekrar dönme kararı iki kat kesinleşmişti. Ama bir süre beklemesi gerekecekti. Babür 20 yıl boyunca Kabil'de kaldı. Bu 20 yılda nihayet hayatın zevklerini tatma fırsatını bulmuştu. O güne kadar temiz ve ayık bir Müslüman hayatı sürmüştü. Bu durum Kabil'de değişmeye başladı. O zamana kadar içki içme ve sarhoş olma günahlarını işlememiştim. Sarhoş olmanın keyfini ve zevklerini bilmiyordum. Ama bilinmesi gerekir. Burada her tür keyif ve eğlence imkanları mevcuttu. Şimdi içmezsem ne zaman deneyecektim? İyi şarapların ve macun denilen haşhaşla kaplı şekerli etlerin tadına vardı. Kabil'de sık sık içiyordu. Hatıraları, partiler, sarhoşluklar ve başının çatladığı akşamdan kalmışlıklarla doluydu. Dün gece geç saatlere kadar teknede içtik. Atlarımıza bindik. Yan yana sardık ve ellerimizi bırakıp dört nala gittik. Ertesi gün elinde bir meşaleyle bir kampa girdiğimi söylediler. Yemin ederim çadırıma döndüğümde son derece hasta olmam dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Babür, Kabil'de kendini nasıl dağıtacağını öğrendi. Ama Hindistan'ı ele geçirecekse askerlerinin her zaman disiplinli olması gerektiğini hiçbir zaman unutmadı. Sert cezalar vermekten hiç çekinmedi. Askerlerinden birini bir testi yağ çaldığı için kapıda dövdürtmüş. Öldü. Diğerleri bu cezadan başarılı bir ders aldı. Afganistan'ı keşfettikçe, bütün bir şehri rahatça kılıçtan geçirebilen bu acımasız göçebe, çiçeklere meraklı bir öğrenciye dönüşmeye başladı. Bu dağ eteklerinde her şey yetişiyordu. Bir keresinde kendim sayıp 32-33 çeşit buldum. Bir tanesine kokusu daha çok güle benzediği için gül kokulu lale dedik. Şeyhin topraklarında kendi kendine yetişiyor. En büyük zevklerinden biri tepelerdeki yüksek bahçelerinde huzurlu bir şekilde oturup şiir yazmaktı. Kabil'de en az 10 tane bahçe kurdu. Çok geçmeden
7 eşinden toplam 18 çocuğu olmuştu. Hepsine de ayrı ayrı düşkündü. Ama ilk oğlu Hümayun'a büyük bir krallık bırakmaya kararlıydı. Babür, zamanını Hindistan'a saldırmak için beklemek ve fırsat kollamakla geçiriyordu. Sonunda aradığı fırsatı 1526'da elde etti. Delhi Sultanlığı iç çekişmelere teslim olmuştu. Babür beklediği anın geldiğini fark etti. Ya şimdi olacaktı ya da hiç. Babür 12 bin adamıyla Hindistan'a gitti. Delhi Sultanı onu karşılamak üzere 100 bin adamı ve 1000 zırhlı filiyle yola çıktı. Delhi'nin kuzeyinde Panipat Ovası'nda karşılaştı. Babür askerlerinin disiplinine ve Türk topçu sınıfına güveniyordu. Hint filleri saldırıya geçti ama gülle ve havan yağmuruyla karşılaştı. Paniklediler, karıştılar ve tökezlediler. Bütün ordu kırmıştı. Savaşın kaderi başladıktan birkaç saat sonra belli olmuştu. Liderleri de dahil olmak üzere Hintliler kaçarken katledildi. Babür şaşırtıcı bir askeri zafer kazanmıştı. Hindistan nihayet. Hindistan'ı ele geçiren Babür'ün ilk yaptığı işlerden biri, Hintli dansçı kızları haremindeki eşlerini eğlendirmesi için Kabil'e göndermek oldu. Bu çok zarif bir jestti. Örtülü ve kapalı kapılar ardındaki yüzleri Orta Asya tarzında beyaza boyalı eşleri şaşırmış olmalıydı. Disiplinli Orta Asya İslamı'nın bu şekilde Hindistan'ın zengin karmaşasıyla buluşması sonucu Türk-Hint tarzı yeni güzellikler doğdu. Yeni mülklerin sayımını yaptırırken ganimetlere fazlasıyla alışık Babür bile büyülenmişti. Hindistan'ın büyüleyici hazineleri arasında Kohinur elması da vardı. Adının dağ ışığı anlamına geldiğini öğrendi. Bütün dünyayı 2,5 gün doyuracak kadar değerli bir taş olduğunu işitti. Kendisine hediye edilen elması reddeden Babür, onu oğlu Hümayun'la birlikte Hindistan'da bıraktı. Birden bu yeni ve garip toprakların zenginliklerinden çok nasıl yöneteceğiyle ilgilenmeye başlamıştı. Hindistan'ı inceledikçe bu topraklara duyduğu heves erimeye başladı. İnsanların da bir güzellik, zarif toplumsal ilişkiler, şiire karşı yatkınlık ya da anlayış, görgü kuralları, asalet ya da insaniyet yok. Sanat ve zanaatlarında uyum ve simetri yok. Pazarlarında buz, soğuk su, güzel yemek ya da ekmek yok. Köylüler ve sıradan insanlar tamamen çıplak bir şekilde yürüyor. Hindistan çekici bir yer değil. Ama Babür, Hindistan'ı kendi hanedanlığına yakışacak bir yere dönüştürmeye kararlıydı. Düzensiz ve anlamsız gibi görünen topraklara Babürlülerin düzenini ve simetrisini getirecekti. Hindistan prenslerini yani racaları kendisine boyun eğdirerek gelecekteki imparatorluğun temellerini attı. Babür o zaman başarılı bir fatih olmanın yeterli olmadığını anladı. Mirasçılarına bırakmak istediği hayalini gerçekleştirmek için aynı zamanda akıllı bir yönetici olması gerekiyordu. Tanrı'ya kurban vermek şarttı.
Babür gösterişli bir törenle içkiyi bırakmaya yemin etti. İçki testilerini kırdırdı. Fakirlere altın ve gümüş dağıttı. Babür 43 yaşında imparatorluk hayaline kavuşmuştu. Hindistan'a yerleşip otobiyografisi üzerinde çalışmaya devam etti. Müslüman dünyada ilk kez yapılan bir şeydi. Basitçe neler olduğunu yazdım. Babamın ve kardeşimin gördüğüm her türlü iyiliğini ve kötülüğünü, yakınlarımın ve yabancıların her hatasını ve faziletini yazdım. Okuyucu beni affetsin. Babür her yere meydanlar, çardak denilen kendi güzellik anlayışını mükemmel bir şekilde yansıtan simetrik bahçeler yaptırdı. Doğadaki ışıltı İslam'ın geometrik düzeniyle buluştu. Bu bahçelerde çalkantılı hayatını, düşmanları ve kendisiyle yaptığı savaşta elde ettiği zaferleri yazdı. Alkolün cazibesi onu az daha ele geçiriyordu. 2 yıl önce şarap partilerine duyduğum özlem yüzünden neredeyse ağlayacaktım. Bu yıl, Tanrı'ya şükürler olsun, bu arzum tamamen geçti. Aklından çıkmayan tek şey, ana yurdu Fergana'ydı. Bir gün karpuz yerken tadı çocukluğundaki dağların hatırasını canlandırdığı için ağlamaya başladığını fark etti. En küçük kızına artık emekliye ayrılıp bütün iktidarını oğlu Hümayun'a vermeyi düşündüğünü itiraf etti. Ama 1530'da Hindistan'ı fethettikten 4 yıl sonra Hümayun hasta düştü. Doktorlar iyileşmesinden umudu kesti. Bu bir felaketti. Ölen sadece sevilen bir oğul değil, Babür'ün hanedanlık ve imparatorluk hayaliydi. Babür fedakarlığın anlamını öğrenmişti. Ama dünya üzerindeki nasıl bir şey Tanrı'nın oğlunun canını bağışlamasını sağlayabilirdi? Din adamları ve danışmanları çeşitli öneriler getirdi. Kohinur'u feda edebilirdi. Babür oğlunun hayatının yanında bunun hiçbir değeri olmadığını biliyordu. Sadece tek bir şeyin bu değerde olabileceğine karar verdi. Dört gün boyunca Allah'a oğlu Hümayun yerine kendi canını alması için yalvardı. Kısa bir süre sonra Hümayun iyileşti ve Babür hastalandı. Yeminine sadık kalarak bütün tedavi önerilerini reddetti. Allah'la bir anlaşma yapmıştı. Hayata karşı hayat. Bunu kim değiştirebilirdi? Ve yüzünü duvara döndü. Üç ay sonra 47 yaşında öldü. Babür Hindistan'ı sadece 4 yıl yönetmişti. Ama kurduğu imparatorluk neredeyse 300 yıl boyunca ayakta kaldı. Babür'ün torunu Ekber, alt kıtayı birleştiren kişi oldu. Babür'ün torununun torunu Şah Cihan,
ünlü Tac Mahal'i yaptırdı. Babür İmparatorluğu bugün bildiğimiz Hindistan'ın temellerini oluşturdu. Hindistan'da büyük bir imparatorluk oluşturmayı başardılar. İmparatorluk için gerekli kurumları, orduları, özellikle racalarla geliştirdikleri önemli ittifak politikaları sayesinde kurdular. Çok yaratıcı bir gelişme oldu. Nesiller boyunca Babil İmparatorluğu demek, servet, zarafet ve refah anlamına geldi. Çok geçmeden başka hazine avcılarının hedefi haline geldi. Bu kez avcılar uzak batıdan geliyordu. Babür öldükten 300 yıl sonra Hindistan İngiliz İmparatorluğu tarafından ele geçirilmişti. 19. yüzyılın sonuna doğru İngiltere dünyanın büyük çoğunluğuna hakim olmuştu. Ama en değerli varlığı Hindistan'dı. Kraliçe Victoria burası için tacın elması diyordu. İngiltere'ye tüm bunları veren kişi bir fatih değildi. Sadece kendi hırsıyla hareket eden, hiç yoktan ortaya çıkmış, yıpranmış bir insandı. Adı Robert Clive'dı. ...1772... İngiliz parlamentosu. Robert Clive ayakta kalabilmek için mücadele ediyor. Hindistan'da İngiliz İmparatorluğu'nun temellerini atmış ve bu arada çok büyük bir kişisel servet elde etmişti. Şimdi açgözlüce suç işlemek ve suistimal suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Ve savunmasını avam kamerasında yaptı. Gentlemen, baylar, büyük bir prensin kaderi benim keyfime bağlıydı. Zengin bir şehir merhametime kalmıştı. En zengin bankerler selamımı almak için birbiriyle yarışıyordu. Kapıları sadece bana açılmış kasalardan geçtim. Bir elimde altın, bir elimde mücevher vardı. Sayın Başkan, bu koşullar altında kendi mütevazılığıma kendim şaşıyorum. Robert Clive boyun eğmeyecekti. Hayatı başladığı gibi bitecekti. Öfkeli ve tek başına bir mücadele. ...1725'te İngiltere'nin batısında Shropshire'da doğmuştu. Annesi onu çocukken terk ettiğinden akrabalarının yanında büyümüştü. Ailesini geçindirecek parayı güçlükle kazanan, başarısız ve küçük bir köy avukatı olan babası yüzünden böyle olmuştu. Ailesi tarafından reddedilen ve zapt edilemeyen bir karaktere sahip olan genç Robert, çok geçmeden küçük bir kasaba olan Market Drayton'da taşkınlıklar yapmaya başlamıştı. Sonradan gençlik çetesinin lideri olarak servet kazanmasını sağlayan kendi ticari yöntemlerini geliştirmişti. Korumacılık yapıyordu. Tüccarlar küçük bir ücret ödemeyi kabul ederse, gençler camlarını kırmamayı kabul ediyordu. Robert macera sever, cesur ve kötüydü. Okuldan çok yaramazlıkla ilgilenen sıradan bir öğrenciydi. Sadece o heyecanı yaşamak için Market Drayton Kilisesi'nin kulesine çıkıyor ve aşağı sarkıyordu. Robert heyecan arayarak büyümüştü. Ama hayatta en çok ailesinin onu kabul etmesini istemişti. 17 yaşındayken Doğu Hindistan Kumpanyası'nda memurluk görevi, macera, para ve ailesinin saygısını kazanma fırsatı vaat ediyordu. Clive gözünü Hindistan'a dikmişti. ...1 Haziran 1744'te bir gemiden açılan tekneyle Robert Madras'a doğru yola koyuldu. Kıyıya çıkarken Hindistan önünde uzanıyordu. Robert, Madras'ın Hint, Güneydoğu Asya ve Avrupa etkilerinin bir erime potası olduğunu anlamıştı.
Burada İngiliz, Fransız ve Hollandalı tüccarlar inanılmaz derecede karlı kumaş, baharat ve afyon ticaretiyle uğraşıyordu. O zamanların Doğu Hindistan Kumpanyası memurları biraz da olsa günümüzün Eurobond tacirlerine benziyordu. Servet sahibi olmak istiyorsanız, ama tabii bunun büyük riskleri de vardı. Zengin olmak için Hindistan'a gittiğinizde bir hastalık kapıp ölebilirdiniz. Ama tabii büyük bir olasılıkla, yarı yarıya diyelim, büyük bir servet sahibi de olabilirdiniz. Avrupalı ilk sömürgeciler Hindistan halkıyla sonradan gelenlerden çok daha fazla bütünleşmişti. Çoğu tüccar yerlileşiyor, yerli halk gibi davranmaya başlıyordu. Hintliler gibi yaşıyorlardı. Hint kıyafetleri giyiyorlardı. Hint davranış kalıplarını ve adetlerini benimsiyorlardı. Çoğunun haremi vardı. Hintli prensler açısından bu kumpanya Hindistan'daki başka bir mevcudiyetti. İstilaya gelmiş yabancılar değillerdi. Bu küresel kapitalizmin erken dönemiydi. Clive ve arkadaşları kısa süre sonra bütün dünyaya hakim olacak sistemin öncüleriydi. Ama 1745'te Robert, Hindistan'da memurluğun hiç de kolay olmadığını öğreniyordu. Maaşı yılda 5 pound'tu. Kısa sürede kendini çok daha yalnız ve evden uzakta hissetti. Limanda Avrupa gemileri belirdiğinde mutsuzluğu had safhaya vardı. Madras'taki her Avrupalıya evinden bir mektup ya da paket geliyordu. Clive hariç. Çok üzgündü. Clive'ın değişken bir karakteri vardı. Ailesinin bu çok açık aşağılaması onu derin bir bunalıma sokmuştu. Kendini çok yalnız ve dışlanmış hissettiğinden kafasına bir silah dayayıp tetiği çekti. İki kez ateş almadı. Daha sonra bir arkadaşına, "Kader beni başka bir amaç için saklıyordu herhalde," diyecekti. Gerçekten de kader Clive'ı sıra dışı olaylar için saklıyordu. Tarihinde çılgınca bir dönüş, baş döndüren yükseklikler, aynı zamanda da dipsiz karanlıklar, yaşamı boyunca yoğun, aşırı hareketli faaliyetleri derin umutsuzluklarla yan yana gelecekti. Günümüzde olsa herhalde manik depresif teşhisi konurdu. Clive bir süre sonra tek ilacın afyon olduğunu gördü. Afyonu yaşamının geri kalanında tedavi amaçlı kullandı. Clive yalnızlığa alıştı. İngilizler St. George Kalesi'nde yaşıyordu. Bir kale ve dışında da Black Town vardı. Yani buraya kara kasaba demişlerdi. Bütün Hintliler burada yaşıyordu. İngilizler fahişe arama amacı dışında Black Town'a çok nadir giriyordu. Clive'ın da hayat kadınlarına düşkünlüğü bilinen bir gerçekti. Clive ve diğer öncü sömürgeciler için belki de tek teselli, evinden bu kadar uzakta olunca istedikleri her şeyi yapabilmeleriydi. O zamanlar çok kullanılan bir söz vardı. Ekvatorun güneyinde günah yoktur. Avrupalılar Hindistan'da çok büyük karlar edildiğini fark ettikçe ticari rekabet giderek yoğunlaşmaya başladı. Nihayet 1746'da Hindistan'da Fransa ve İngiltere arasında savaş çıktı. Her iki tarafında kendi yerel müttefikleri ve müşterileri vardı. Bu tam da Clive'ın ihtiyacı olan. Yeni bir enerji ve hevesle harekete geçti. İzleyen 5 yıl süren İngiliz-Fransız Savaşı'nda Clive Doğu Hindistan Kumpanyası'nın militanları arasında yer aldı. Bitmeyen öfkesi ve sınırsız enerjisi ona aynı hızla terfi ve başarı sağladı.
Özellikle Arkot Savaşı'nda zirveye çıkan Fransızlara karşı elde ettiği başarılar dolayısıyla Madras'taki kumpanya fabrikasının ikmal subaylığı göreviyle ödüllendirildi. Askerlerin erzaklarından kâr etmenin yollarını bulacaktı. Günümüzde o kadar büyük bir şeymiş gibi gelmeyebilir. O zamanlar ikmal subaylarının en önemli özelliği askerleri doyurması için çok büyük miktarda paralar verilmesiydi. Askerleri size verilen paranın yarısıyla doyurmayı başarırsanız gerisinin sizde kalmasına izin veriyorlardı. Clive 27 yaşına geldiğinde küçük bir servet edinmişti bile. 40 bin pound. Clive ayrıca Fransa Savaşı'nda dengeleri lehe çeviren kişi olarak tanınıyordu. Başarı haberleri İngiltere'deki ailesini büyülemişti. Babasının şöyle dediği söylenir. Robert belki de o kadar aptal değil. Clive nihayet çok arzuladığı üne kavuşmaya başlamıştı. Şimdi daha da fazlasını istiyordu. Bir olay Hindistan'da sadece Clive'ın değil İngiltere'nin de tarihi. ...1756'da Mughal Nawab yani Bengal Prensi Siraj... ...Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Kalküta'daki kalesini ele geçirdi. Hindistan'daki İngilizler öfkeliydi. Prensin Avrupa'da tutsaklara yaptıklarına dair söylentiler yayıldıkça... ...öfkeleri daha da arttı. Siraj kaleyi ele geçirince bütün kumpanya çalışanlarının esir alınmasını emretmişti. Hintliler, İngiliz tutsakları İngilizlerin Hintli esirler için yaptırdığı hücreye kapatmıştı. Bu küçük, 4x5 metrelik, sadece 1-2 ufak penceresi olan bir hücreydi. 20 Temmuz 1756 gecesi boğucu derecede sıcaktı. Ertesi sabah kapılar açıldığında en az 40 İngiliz'in öldüğü görüldü. Buraya... Kalküta'nın kara deliği dendi. Olay büyük yankı uyandırdı. Bu tam Clive'ın beklediği bir şeydi. Hindistan'ın kontrolünü gerçekten ele geçirmek ve isim yapmak için iyi bir fırsat yakalamıştı. Küçük bir İngiliz ordusunun komutasına geçti. Clive ve askerleri Bengal'e fırtına gibi girdi. 1757'de Kalküta'ya girerek Nawab'ın askerlerini geri çekilmeye zorladı. Kârlı anlaşmalar vaat ederek bir Hint prensini silahlandırıp Siraj'a karşı müttefiği yaptı. Tipik bir hilekar olarak Clive Hintli müttefiklerinin sadakatini sahte anlaşmalarla elde etti. Sonuçta 800 Avrupalı asker ve 2000'den fazla Hintli Sepoyla Bengal'e yürüdü. Etkileyici bir güçtü ama Siraj'ın onun için hazırladığı şeyle kıyaslanamazdı bile. Fransızlarla desteklenen 50 bin silahlı adam ve 50 parça son derece gelişmiş top. İki ordu Plassey adında bir kasaba yakınlarında karşılaştı. Nawab'ın üstünlüğü göz korkutucuydu. Ama Clive asıl önemli olanın sayılar değil, disiplin olduğunu biliyordu. Avrupalılar ordularının organizasyonunda bir tür bürokratik askeri devrim gerçekleştirmişti. Herkese birlik içinde hareket etmesi, önemli olanın kahramanca saldırmak değil, alınan düzenin bozulmaması ve savaş alanında düşen birinin yerinin doldurulması olduğu öğretilmişti. Tıpkı bir bürokratın yerini başka bir bürokratın doldurması gibi. Clive sayıca çok küçüktü. Ama kaynaklarını çok daha etkin bir biçimde kullanıyordu. Eğitilmiş, düzenli İngiliz askerleriyle karşılaşan Hint ordusu dağılmaya başladı.
Clive'ın Plassey'deki başarısı sonucunda Hindistan İngiltere'ye boyun eğmiş oldu. Hindistan'daki İngiliz İmparatorluğu resmi olarak 100 yıl daha ilan edilmeyecek olsa da Hindistan artık İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası'na aitti. Clive, Bengal'in efendisi olarak ün yaptı. Bu durumu şaşırtıcı derecede karlı bir ticarete dönüştürmekte zaman kaybetmedi. Tekniği yıllarca önce Madras'ta İkmal Subayı iken öğrenmişti. Hintli tüccarlar Doğu Hindistan Kumpanyası ile iyi ilişkilerini sürdürmek için her şeye hazırdılar. Aynı prensip gereği Bengal prensi Clive'ın dostluğunu kazanmak için büyük miktarda para ödemişti. Bunun üstüne Clive ticaret ve toprak gelirlerini topluyordu. Sadece 2 yılda devasa bir servete sahip olmuştu. Ama hareketlilik sona erince Clive'ın yeni bir bunalım döngüsüne girmesi uzun sürmedi. Şimdi buna bir de mide rahatsızlığı, gut ve halsizlik eklenmişti. 1760'da Hindistanlı Clive olarak İngiltere'ye döndü. Çok zengin, çok ünlü ve çok hastaydı. Clive Londra'ya döndüğünde kasvetini dağıtabilen tek şey çok para harcayabileceği olasılığıydı. Artık Hindistan'da saygınlık, ün ve servet sahibiydi. Sahip olmadığı tek şey İngiltere'de toplumsal konumdu. İngiliz üst sınıflarına parayla girmeye karar verdi. Büyük bir hevesle mülkler ve aynı ölçüde sosyal statü kazanmaya başladı. Stalchy'deki aile evini baştan düzenledi ve 4 ev daha aldı. Londra Barclay Meydanı'nda lüks bir ev, İngiltere'de 2 büyük emlak daha ve 1 tane de İrlanda'da. Parlamentoda kendisine ve bir de babasına koltuk edinmek için çalışmaya başladı. Clive'ın parasının gücü ve ulaştığı yerler çok fazlaydı ama sınırsız değildi. Robert Clive her şeyden çok aristokratlar ve nüfuzlu kişiler tarafından tanınmak, bir centilmen olarak bilinmek istiyordu. Etrafına para saçıyordu. Ama ne yazık ki insanlar onu kaba buluyordu. Hindistan'dan gelen alelade birinin durduk yerde çıkıp arazi ve ev almasından, kendi mobilyalarını almasından memnun kalmamışlardı. Clive bir süre sonra kendini İngiliz sınıf sisteminin entrikalarının içinde buldu. İstediği kadar uğraşsın, istediği kadar harcasın, aristokrasiye mensup asıl çevreler onu kabullenmiyordu. Kaba tavırları durumu sadece daha da zorlaştırıyordu. Ona Nabab diyorlardı. Hintçe'de hükümdar anlamına gelen Nabab'dan bozma bir kelime. Nabab, Hindistan'daki gayretleri sırasında midesi rahatsızlanan, sindirim sistemi bozulan, sinir sistemi bozulan ve tabii bu arada Hindistan'ı talan edip çok para kazanan bir İngiliz için küçük düşürücü bir tabirdi. Onlar bir çeşit hırsız barondu. Burada bir servet edinip sonra da İngiltere'de nüfus sahibi olmayı ve orada siyasete atılmayı düşünüyorlardı. İngiltere'de ise maceralarına biraz keyifsizce bakıyorlardı. Clive da bunun tipik bir örneğiydi. İngiliz aristokrasisi Clive'ın yüzüne kapıları kapatmıştı. Ama Clive pes edecek gibi değildi. Sosyal statü niyetinden vazgeçmeyen Clive, farklı bir taktik izlemeye karar verdi. Ününü artırmak için Hindistan'a farklı bir rolle gitmeye karar verdi. Artık sadece iş adamı olarak değil, aynı zamanda bir devlet adamı olarak. 1765'te Hindistan'dan ayrıldıktan 5 yıl sonra 40 yaşındaki Clive, Hindistan'a İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası'nın valisi olarak döndü. Artık kendisine İngiliz çıkarlarının savunucusu rolünü biçmişti. Clive'ın görevi Hindistan'daki İngiliz uygulamalarını düzeltmekti. Buna da ihtiyaçları vardı.
Clive'ın Plessy'de elde ettiği zaferden sonraki 8 yılda Bengal'de vurgunculuk çığırından çıkmıştı. İngilizler etkin bir ticari monopol kurmuştu. İngiliz tüccarlar ve iyi silahlı askerler tıpkı bir zamanlar Clive'ın kendisinin yaptığı gibi Bengali tüccarları soyuyordu. Hoşnutsuzluk yayılıyordu. Clive artan rahatsızlığı gidermek için bir zamanlar kendisine servet kazandıran yöntemlere karşı harekete geçiyordu. Bugünkü karışıklığın kaynağı nedir? Açgözlülük ve lüks. Sadece birkaç kişinin alabileceği ya da alması gereken bir şeyi çok sayıda kişinin mantıksızca derhal istemesi. Clive neredeyse dini bir arzuyla kendi yarattığı suistimalleri engelleyecek reformlara girişti. 20 aylık bir fırtına sonrasında Clive İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası'nı düzene soktu. Ama sonunda tükenmişti. Felaket de işte o zaman baş gösterdi. ...1769'da... Bengal'e muson yağmurları yağmadı. 1770'te de açlık baş gösterdi. Yüz binlerce insan öldü. Nüfusun neredeyse üçte biri. Doğu Hindistan Kumpanyası'nın hisse fiyatları külçe gibi düştü. 1772'de kumpanyanın güvenilirliği kalmadı. Bu arada Hintliler ölürken İngiliz tüccarların pirinç depoladığına dair söylentiler çıkmaya başladı. İnsanlar kumpanyaya karşı tepkilerini açıkça dile getiriyordu. İnsanlar bir günah keçisi arıyordu. Parmaklar Clive'ı gösterdi. Bu kaderin acı bir oyunuydu. Hindistan'daki çığırından çıkmış açgözlülüğü dizginlemek için sadece Clive bir şeyler yapmaya çalışırken sorumlusu olarak o suçlandı. Kumpanyanın ve Clive'ın rolünü incelemek için bir parlamento komitesi kuruldu. Suçlama neydi? Hindistan'da vurgunculuk ve rüşvet suçlaması. Her zamanki gibi bir savaşın verdiği enerjiyle dolan Clive, kendi savunması için görkemli bir şekilde avam kamerasının karşısına çıktı. Hindistan'a giderken kendisini zengin edecek fırsatlarla donatılmasına rağmen bu kadar mütevazı davranmasına şaştığını söyleyen ünlü konuşmasını yaptı. Clive aklandı ama bunun keyfini çıkaramadı. Suçlamalar peşini bırakmadı. Hindistan'ı İngiltere'ye vermişti. Şimdi ülkesinin vefasızlığı olarak gördüğü durum karşısında kızgın ve kırgındı. Bir kez daha reddedilmişti. Tahmin edileceği üzere tekrar bunalıma girdi. Mide sancıları geri döndü. Bu kez de safra taşları sorun olmuştu. Afyon bile ağrılarını dindiremiyordu. Yaşamı çekilmez kılan bir hastalığım var. Ama doktorlar bunun ömrümü bir saat bile kısaltmayacağını söylüyor. Bir malikaneden diğerine giderken eşyalarını toplamadan önce nadiren açmış oluyordu. Bilmediği şey, İngiliz hükümetinde ne kadar çok kişinin Doğu Hindistan Kumpanyası'nda yaptıklarından etkilenmiş olduğuydu. Kaos halinde ve isyan başlangıcındaki başka bir sömürgenin Kuzey Amerika'nın kontrolünü ona vermek üzereydiler. Kendisine verilecek şereften habersiz olan Clive, aşağılanma ve mutsuzluktan tükenmişti. ...22 Kasım 1774'te... ailesi Buckley Meydanı'ndaki evden Bath şehrine gitmek için yola çıkmak üzereyken Clive'ın odasından bir ses duydular. İçeri daldıklarında ölüsünü buldular. 49 yaşındaki Robert Clive boğazını kesmişti. Clive!
Clive'ın ölümü büyük bir skandal yarattı. İktidar koridorlarında gerçekten intihar mı ettiği konusunda bir fısıldaşma, sessiz bir dedikodu dolaşmaya başlamıştı. Boğazını bir çakıyla yırtmıştı. İntihar günahtı. Acı ve utanç içindeki ailesi, Clive'ın cesedini gece taşıyarak çocukken çılgınca koşturduğu Market Drayton yakınlarındaki Morton Say'in küçük kilisesinin mezarlığına mezar taşı bile koymadan gömdü. Clive'ın ölümünden sonra İngilizler Amerika'daki kontrolü gevşetirken Hindistan'dakini arttırdı. Buradan kazanılan gelirse akmaya devam etti. Yüz yıl sonra Kohinur, Babür'ün oğlunun canına kıyasla değersiz bir bedel olarak gördüğü muhteşem elmas, İngiliz kraliyet tacını süslemeye başladı. Krishna'nın hediyesi insanoğlunun hırsı için sınav olmuştu. Bu kadar serveti ne yapacaklardı? Hayvanlar gibi mi hareket edecekler? Yoksa düşünüp bilgeliğe mi ulaşacaklar?